Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere tam ölçülü, dağılmayan, en lezzetli mercimek köftesi nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğim. Bunun için öncelikle bir su bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkadım. Ardından tencereme aldım. Bir adet orta boy patatesi de görmüş olduğunuz gibi minik minik ince ince doğruyorum. Patates hem lezzet veriyor hem de kıvamını oldukça güzel bir şekilde etkiliyor. Mercimek köftesinde miktarlar çok önemlidir. Kaynatacağınız suya varana kadar önemlidir. 4 su bardağı kettle'ımda suyu ısıttım. Kaynar su ekliyorum. Daha hızlı bir şekilde hazırlamış olacağız. Soğuk su da ekleyebilirsiniz. Sadece vakti uzayacaktır. Güzelce suyu ekledikten sonra ocağımı aldım ve suyunu çekene kadar haşladım. Görmüş olduğunuz gibi hem patates yumuşadı, hem mercimek görmüş olduğunuz gibi çok güzel açılarak pişti. Kaynama esnasında kefi oluşuyor yüzeyinde köpükler. O köpükleri alıp atın. Bu şekilde şöyle bir iki taşım daha pişireceğim. Suyunu biraz daha çektireceğim. Çok güzel mercimek güzelce pişti. Bu aşamada bir tatlı kaşığı dozu tuzu ekledim. Gerekirse yeşilliklerini vesaire ekledikten sonra gerek olursa eklerim ama ben gerek duymadım. Yeterli geldi. Bir tatlı kaşığı tuz. Ekleyeceğiniz salçanın tuz oranı da etkiliyor. O yüzden tuz miktarınızı kendinize göre ayarlayın. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı da köftelik bulgur ekliyorum. Altını kapattım ocağın. Altı kapalı. Bulgur ile de şöyle bir karıştıracağım ve tencerenin kapağını kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım. Güzelce bulgurlar şişene kadar dinlendireceğiz. Eğer ki misafir çağırdıysanız, poğaça da yapacaksanız bu şekilde kapağını kapatın mercimeğinizin ve poğaça yapımına başlayın. O sırada poğaçayı fırına verdiğinizde bu köfteye devam edersiniz. Soğan da arkadaşlar normalde 3 orta boy yeterli gelir ama ben büyüklü küçüklü kullandığım için tabakta çok görünmesin. 3 orta boy kuru soğan ideal olur. Minik minik kuru soğanları da doğruyoruz. Bu tarifi ilk kez mercimek köftesi dahi yapıyor olsanız dahi çok güzel sonuç alırsınız. Tam tariftir. Şimdi soğanları doğradım. Önemli bir kısmına geçiyoruz. Sosunu hazırlıyoruz. Şu kadar soğan, iki tane küçük soğan kaldı. Onları doğramadım. Tavama yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ veya zeytinyağı fark etmez. Doğramış olduğum kuru soğanları ekliyorum ve soğanlar yumuşayana kadar güzelce kavuruyorum. Mercimek köftesini bir davet için hazırlıyorsanız önceden hazırlayıp kenarda bekletebilirsiniz. Üzerine bir streç film örtersiniz. Dinlendikçe o baharatı köfteye işleyeceği için daha da lezzetli olur. Yani işte misafire yakın bir zamanda yapayım, suyunu çekmesin vesaire gibisinden düşünmeyin. Erkenden yapın, üzerine streç ile kapatırsınız. Hiç sorun olmaz. Evet, çok güzel. Soğanlarım yumuşadı, kavruluyorlar bu şekilde. Ben ev yapımı salçalar kullanacağım. Kendim yapmıştım. Salçalarım çok lezzetli. Salçaları eklemeden 2 diş sarımsak ekleyeceğim. Sarımsak ezme aletiyle. Sarımsak çok yakışıyor. Mutlaka ekleyin. Salçayı eklemeden önce ekleyin. Fazla kavrulmasın sarımsak.
Bir yemek kaşığı görmüş olduğunuz gibi dolu dolu domates salçası ve biber salçası ekliyorum. Yani görmüş olduğunuz gibi bir yemek kaşığı diyorum ama dolu dolu yani görmüş olduğunuz gibi bolca ekleyin. Ve güzelce salçanın çiğliği çıkana kadar güzelce bir kavurun. Şöyle salça ile de soğanı kavurduk. Yarım yemek kaşığı kadar kimyon, yarım yemek kaşığı kadar karabiber, bir yemek kaşığı kadar toz kırmızı biber ve bir yemek kaşığı dolusu da isot ekliyorum. Isot da çok güzel yakışıyor, çok güzel bir renk veriyor. Çok fazla acısı olan bir baharat değil zaten. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bol baharatlı, nefis salçalı bir köfte yapacağız. Baharatlarla da şöyle bir karıştırdım. Ocağın altını kapatıyorum artık. Şimdi mercimekler çok güzel bir şekilde bulgurla birleştiğinde şişti, dinlendi. Bu şekilde bir kıvam alıyor bakın. Gayet böyle kuru gibi. Daha rahat bir şekilde çalışabilmem için genişçe bir kabın içerisine aldım. Çiğ köfte yoğurma kabınız varsa ona da ekleyebilirsiniz. Onda da çok güzel yoğrulur. Hazırlamış olduğum soğanlı salçalı karışımı döküyorum içerisine. Ve güzelce normalde elle karıştıracaktım ama çok sıcak. Tahta kaşıkla ilk etapta karıştırdım. Daha sonra soğuduktan sonra, ılıdıktan sonra elimi kattım. Normalde mutfak şefiniz varsa onunla hemen yapabilirsiniz. Mercimek köftesi, kısır, çiğ köfte, kırmızı olursa rengi çok güzel oluyor. Zaten lezzetli olup olmadığını renginden dahi anlayabilirsiniz tadına bakmadan. O yüzden arkadaşlar malzemeyi kısmayın, bolca ekleyin. Tabii ki aşırıya kaçmadan, çok fazla salçalı, çok fazla baharatlı olursa da yenmez, güzel olmaz. Bu ölçülere sadık kalın. Yarım adet limon suyu sıktım. Limon suyunu ekliyorum. Nar ekşisi ekliyorum. 2-3 çorba kaşığı kadar. Damak zevkinize göre azaltabilirsiniz. Ve güzelce artık elimle şöyle güzelce bir yoğuruyorum. Çünkü içerisinde patates de var. Elimi katmalıyım illaki. Mutlaka şöyle güzelce bir yoğurmalıyım. Yoğurma dediysem bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde yoğurduk ya hemen sıkmayacağız. Bunu bir en az yarım saat, bir saat kadar dinlendireceğiz. Neden? Çok daha lezzetli olacak dinlendirdiğimizde. O baharatlar içine işleyecek. Ondan sonra böyle sıktığımızda güzel şekil alabilecek. Şöyle yeşilliklerini de ekleyip kenara alacağız. Yeşillik olarak ne ekledim? Yarım demet maydanoz, yarım demet yeşil soğan ekledim. Bunu çoğaltabilirsiniz ama bence ideal. Güzelce ince ince kıydım görmüş olduğunuz gibi. Birazcık da zeytinyağı gezdirmek istedim. Gezdirmek zorunda değilsiniz. Eğer fazla gelirse eklemeyin. Şöyle yeşilliklerle de bir karıştırsam yeterli. Şöyle bir elden geçiriyorum. Kenara alacağım. Bir yarım saat, bir saat kadar bu şekilde üzerine bir şey örteceğim. Streç film geçireceğim ve dinlenmeye bırakacağım. İnanılmaz lezzetli oldu. Limonu sıkıp sıkıp yedik arkadaşımla. Şu an bile canım istedi. Evet, dinlendikten sonra şöyle bu şekilde elimle sıkıyorum ve servis tabağına alıyorum. Bu tabakta görmüş olduğunuz bir çeşit marulmuş eşimin dediğine göre. Bahçeye ekmişti. Marul diye almış. Yani satıcı da o şekilde satmış. Ama tadı marula benzemiyor ama salatalarda vesaire kullanıyoruz. Ne olduğunu pek bilemedik. Tadını şeye benziyor. Lahana yaprağına benziyor. Lahana ve bu ne alaka bilmiyorum ama tadını ona benzettim. Böyle değişik bir bitki. Marul niyetine servis yaparken kullandım. Limonlarla servis ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tam ölçülüdür.
yapmış, denemiş olduğunuz tarifleri Instagram'dan bana DM'den gönderebilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.